Hocam bir yandan Türkiye'nin turizm gelirleri artıyor, bir yandan kentsel dönüşüm gerçekleşiyor. Bu çerçevede hem deprem bölgesi olarak bilinen ama daha çok da son yıllarda turizmle adını duyduğumuz Bolu'yu konuşacağız. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk yayınımıza. Şimdi az önce söyledik, Bolu'dan bahsederken aslında ekonomiyle ilgili çok önemli bir özelliği de var Bolu'nun. Hem göç alan illerden birisi, hem de aynı zamanda kişi başına düşen gelirde Türkiye birincisi. O yüzden aslında yaptığınız yatırımların da çok büyük önemi var. Bunun ekonomisine ilişkin ufak notları sizden dinleyelim önce. Evet, tabii Türkiye'nin beyaz et üretiminin üçte birini tek başına üreten Bolu'muz var. Hijyen şartlar altında ve belki dünyanın en kaliteli beyaz eti üreten il Bolu. Bu büyük bir sektör. İlk 500 firma içinde 2 tane büyük firmamız var. Tabii Türkiye'nin ilk 500 firması içerisinde 5 tane büyük firmamız Bolu'da. Ancak tabii nüfusumuz çok yoğun olmadığı için bu parasal birikim bölündüğünde böyle bir rakam gösteriyor. Bir de önemli olan Bolu'daki insanlarımızın sağduyusudur. Kayıtsız ekonomi Bolu'da yok diyebiliriz. Olunca da biz olduğundan farklı göründüğümüz kanaatindeyiz. Ama tabii bu zenginlik bize de bayağı böyle büyük bir en zenginiz demenin huzurunda yaşıyoruz. Hı hı. Turizm konusunda aslında çok ciddi bir potansiyeli var Bolu'nun. Birçok gölü var. Kaç gölü var burada? 140'ın üzerinde gölümüz var. Tabii Bolu öncelikle Ankara ile İstanbul arasında hemen hemen takribi 2,5 saatlik bir otoyolculuğuyla Türkiye nüfusunun 1/3'üne ulaşılabilen ve Allah'ın doğal güzellikleri böyle paylaştırırken bize biraz cömert davranıp bütün güzellikleri yüklediği bir il. Şunu söyleyebiliriz. Dünyada Bolu'dan daha yeşil, Bolu'dan daha fazla göle sahip birçok yer olabilir. Ama dört mevsimini hakkıyla yaşayan tek il varsa Türkiye'de dahil dünyada Bolu'dur. Böyle bir özelliğe sahibiz. Ve geleceğimiz de inşallah turizm kenti ve üniversite kenti olarak belirledik. Turizm deyince tabii akla ne gelir dersen, şu anda kış geldiği için kış turizmi dediğimiz Kartal Kaya'mız var. Orada 5 tane otelimiz var ve ciddi kayak merkezlerimiz var. Arkut Dağı'mız var geride. Mukavemet Kaya olarak uluslararası çapta çalışmalar yapabileceği önemli bir merkez. Tabii göller ve yeşillikler açısından da coğrafyasının %62'sine yakınını tamamen ormanlarla kaplı ve ormanların içerisinde birçok gölleri olan Aban, Yedigöller ve Gölcük gibi gölleri herkesin bildiği ama bilmedikleri Aban'ın 7 büyüklüğünde yeni gölümüz Seben Gölü gibi bir sürü göle sahibiz. Peki bu yıl turizm yatırımı hemen okulunu da söyleyebilirim. Turizm açısından çeşitliliği biraz vurgulamak istiyorum. Hı hı. Sıcak su kaynağı olarak da Türkiye'nin hemen hemen sıcak su kaynağı en bol olan ili Bolu. Şu anda hem Bolu merkezde, hem Seben ilçemizde, hem Mudun ilçemizde, hem Göynük'te, hem de Taşkesti beldemizde Salot'ta sıcak su kaynaklarımız var. Salot şu anda belli bir noktaya geldi, bir özel sektör işletti, bir araya getirdi. Ama önümüzdeki dönemde çok cazip olarak sıcak su kaynaklarının sağlık turizmi olarak değerlendirilmesi gereken bir ilimiz. Spor turizmi olarak da baktığımızda, zaten jimnastik konusunda herhalde Bolu Türkiye'nin en önemli ili. Ancak kışın Antalya bütün dünya takımlarını ağırladığı gibi biz Bolu'nun yazın bütün dünya takımlarını ağırlayacak bir merkez haline dönüşmesini istiyoruz. Bununla ilgili de altyapıları kurmaya çalışıyoruz. Ve olimpik spor tesis alanı diye bir projemiz var. Bir olimpiyatın bir planlama içerisinde yapılabildiği dünyada tek yer Bolu. Adım adım bu çalışmaları sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde sporun her branşının da yapılabileceği yer Bolu olacak turizm açısından. Tabii bu arada yürüme parkurları itibariyle de Türkiye'nin en geniş yürüme parkurlarının planlamasını şu anda bitirmek üzereyiz. 1064 kilometrelik yürüme parkuru bitti ama bunları 3000'e çıkartacağız bu sene sonuna kadar. Dolayısıyla deniz hariç her türlü turizmin altyapısını kurabilecek durumda olan bir il. Ayrıca da Türkiye'nin en fazla yaylasına sahip ama bu yaylalarından istifade etmeyen tek il. Doğanın bu kadar güzel olduğu bir kent
gerektiği anlatmakta insan zorlanıyor. Peki ne kadarlık bir turizm geliriniz var? Dün özellikle Türkiye'nin turizm gelirleri açıklandı. Artışta yine. Ama Bolu bundan ne kadar yararlanabiliyor? Daha çok iç turizme galiba. Şu anda şunu söyleyebiliriz. Abant yerli ve yabancı turizm alıyor. Gölcük, Yedigöller yerli yabancı turizm alıyor. Kayak merkezlerimizde çok ciddi bir yerli ve yabancı turist akımı var. Ama bizim tabii turizm kent olacak dediğimizde biz şu anda altyapılarını kuruyoruz. Tamamen turizm altyapısı kurulmuş artık buyur denilecek durumda değil. Şu anda Salat belli bir aşamada yürüyor. Ben sadece bakire alanlarımızın çok olduğunu, buraların değerlendirilmesi için bütün Türkiye'deki ve dünyadaki iş adamlarının dikkatini çeksin de söylüyorum. Çünkü Bolu tabiatın kalbi olan bir kent. Böyle bir kent gelecekte bozulmadan, sanayiyle sıkıntıya düşmeden turizme dayalı olarak ve aynı zamanda üniversite kentine dayalı olarak yürümesini talep ediyoruz. Ve bu konuda da hem belediye olarak biz, hem diğer ilçe belediyeleri olarak müşterek, hem de vilayet ve ilgilenen meclis olarak müthiş bir çalışma içindeyiz. Ve şunu söyleyebiliriz, gelecekte Bolu turizmin her dalından kendisinden bahsedecek bir il olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi iş adamlarını çağırdınız. Ben bu noktada aslında Avant'ta bulunan Avant Köşkü olsun, diğer yerler olsun, özelleştirme kapsamında şimdi. Özellikle daha başka özel sektöre açılacak alanlar, araziler var mı? Sizin bunun için planlarınız nedir? Biraz önce söylediğim gibi Avant zaten marka olmuş bir yer. Avant'ta yeni bir otel çalışması ile ilgili bir çalışma yürüyor. Gölcük şu anda belediyenin emrine verilmiş, işletmesinin belediyenin yaptığı. İnşallah bundan sonra çok daha fazla insanın gelip huzurlu olarak ayrılabileceği, hatta kalabileceği bir yer haline dönüştüreceğiz. Gölcüğü bozmadan bir otel projesini şu anda yürütüyoruz. İnşallah o gerçekleşecek. Ama sıcak su kaynakları açısından çok yoğun çalışmaları alabilecek bir ilimiz. Aynı zamanda şu anda biliyorsunuz Fenerbahçe Topuk Yaylası'ndan geldi, Abant'ın yakınına. Beşiktaş'ta şu anda Seben Gölü'nün yanında yerini çalışmalarını sürdürüyoruz. Galatasaray ve Trabzonspor'la da görüşmelerimiz devam ediyor. Yani biz bunların tamamını burada toparlayabilecek bir yapının altyapısını kurmaya çalışıyoruz. Şu anda Kartalkaya'da... Derbiler Bolu'da yapılacak yani. Olmak zorunda. Kartalkaya'da kışın şu anda turizm sektörü var ama ondan sonra o oteller boş kalıyor. Şimdi orada futbol sahaları üzerinde çalışıyoruz. Abant'ta futbol sahaları üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla bunların tamamı futbol turizm açısından önemli merkezler haline dönüşecek. Voleybol, basketbolla ilgili çalışmayı da şu anda yapıyoruz. Geçen sene ilk çalışmayı yaptık, başarılı oldu. Bundan sonra uluslararası haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Spor deyince her branşıyla Bolu akla gelecek. Spor turizmin deyince de Bolu akla gelecektir diyoruz. Sadece spor, ama sağlık turizmi açısından da Bolu çok önemli bir geleceğe sahip olduğunu da ifade etmek zorundayız. Planlanan özel sektör yatırımını biliyor musunuz? Ne kadarlık bir yatırım planlanıyor önümüzdeki yıllar için? Yani şu anda sadece Saratun'un yaptığı çok ciddi yatırımlar var. Rakamsal boyutlarına girmeyeyim. Çünkü yapılacak yatırımların boyutları çok büyük. Bu Taşkes'te yapılacak. Bolu merkezde kaplıca turizmi olarak yapılacak yatırımlar, çok önemli çapta yatırım merkezlerimiz var. Yani bir tane değil, birden fazla otel projesi üzerinde çalışılması lazım, devremlikler çalışılması lazım. Ki ihale yapıldı, şu anda ihaleden vazgeçti. Yeniden ihale aşamasında olan yerlerimiz var. Turizm konuştuk ama şimdi turizm konuşurken aslında Bolu dediğimiz zaman maalesef aklımıza gelen konulardan birisi de deprem. Kentsel dönüşüm... bir yandan yürüyor, birçok özellikle İstanbul'da ama birçok ilde, özellikle Bolu için de önemli bir konu bu. Kentsel dönüşüm konusunda ne yapıyorsunuz? Önümüzdeki günlerde neler yapılacak? Tabii kentsel dönüşüm, deprem ana fay hattı üzerindeyiz. Kuzey Anadolu fay hattının üzerindeyiz. Tam bizim Bolu'nun merkezinden geçiyor. Bu İstanbul'a kadar giden bir fay hattı. Dolayısıyla biz bu fay hattıyla yaşamak durumundayız. Ama ilk defa Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir karar verdi. Deprem bölgesinde, depremde yok olacak ve insan zayiatına sebep olabilecek binaların tamamının testten geçirilerek sağlam binaların yapılmasıyla ilgili bir karar. Bu karar bugüne kadar hiçbir hükümetin veremeyeceği bir karar. Hatta Amerika'da bile yapılan depremden sonraki bir kararla tamamının yapılması şeklinde bir çalışmaya Amerika bile girememiştir. Onun için öncelikle bu kararı veren başbakanımıza ve hükümete bize teşekkür ediyoruz. Bu aynı zamanda şehirciler için, belediyeciler için de bir fırsat.
Geçmişte depremdeki fırsatı biz kaçırdık. Çünkü o depremde bütün dünya ve Türkiye, herkes deprem bölgelerine yardım ediyor idi. Biz bu fırsatı çok iyi değerlendiremedik Bolu olarak. Ama şu anda şehircilik açısından sıkıntılı olan bölgelerin tamamını tespit edip hem imar açısından uygun hale getirecek şekildeki yanlış yapıların tamamının yıkımı, hem de okullar başta olmak üzere resmi binaların tamamının yeniden elden geçileceği, hem de şahıs binalarının, sıkıntılı olan binaların tamamının gözden geçirebileceği çalışma özlerini çok yoğun duruyoruz. Ve bunu bir fırsat olarak mütalaa ediyoruz. İnşallah bunu, şu anda sayıları vermek bazen spekülasyonlara sebep olduğu için vermemeye gayret gösteriyoruz. Ama bu konuda çok ciddi çalışma yaptığımızı ifade edebilirim. Ne zaman tamamlanır peki bu dönüşüm? Biz şu anda hem Çevre Bakanlığı'nın Çevre İl Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi olarak müşteri olarak çalışmaları yürütüyoruz. Özel şahıslar olarak çalışmaları Bolu Belediyesi yürütecek. Resmi binalarla ilgili çalışmayı da Çevre İl Müdürlüğü yürütecek, ama biz müşterek çalışıyoruz. Ve bu çalışmalarla ilgili geçmişte de zaten çalışmalarımız var. Onları bütünleştirerek inşallah bir 2-3 ay içerisinde artık kazmayı vuracak hale geliriz diye düşünüyorum. Ve ben bunu şans olarak görüyorum. Çünkü doğal güzellikleri çevre olarak fevkalade güzel olan Bolu'nun iç güzelliği de bu sayede sağlayarak yaşanılabilir kentler içinde, zaten Türkiye'de önemli bir kent olan Bolu'nun dünyada marka kent olması için bunu fırsat olarak değerlendirmek durumundayız diye düşünüyorum. Çalışmalarımız bu alanda yürüyor. Peki, çok önemli konulardan birisi aslında en çevreci ikinci belediye seçilmişsiniz. Öyle okudum. Yani tabii. Onu söylerken şunun için söylüyorum aslında. Çöpten elektrik üretimi gibi bir de projeniz var. Çevrecilik açısından bu ekonomiyle bağlantılı olarak yaptığınız projeleri de aslında kısaca değinirseniz sevinirim. Şimdi tabii belediye başkanları önce suyu düzgün hale getirmesi lazım. Pis suyunu da arıtması lazım. Çöpü de dünya standartlarında ayrıştırıp geriye dönüşümünü de sağlaması lazım. Bizim geldiğimizde bunlar yoktu, ama şu anda Bolu pis su arıtma tesisini kurmuş ve güneyinden geçen büyük su, 40 yıldır canlı yaşamayan, kokular içinde olan bir su iken şu anda balık tutulabilecek, yüzülebilecek hale getirilmiş. Çünkü Bolu'dan Abant'a kadar, Bolu'dan Bolu Dağı'na kadar, Bolu'dan Mudunlu yolu üzerindeki Tepe Karakolu'na kadar, yani arıtma tesisimizin batısında bütün bölgelerde, bütün yerleşim birimlerini, köyler olabilir, sanayiler olabilir, sanayileri ayrı hattan, köylere ayrı hattan alacak şekilde arıtma tesisine götürüyoruz. Arıttıktan sonra deşarj ediyoruz ki bu havza bazında bir çevre projesi olarak Türkiye'de bu işi becerebilmiş başka bir il yoktur. Tabii bununla beraber çöple ilgili konuyu vahşi depolamadan modern depolamaya geçtik ve ayıştırma sistemini kurduk. Evde ayıştırarak götürmeye başladık ve komposta olan çöpten de elektrik enerjisi üretiyoruz ki bu da muazzam bir çevre projesi. Tabii Bolu biraz önce söylediğim gibi beyazıt üretiminin 1/3'ünü tek başına üretiyor. Hindi üretiminin de tek başına 1/3'ünü üretiyor. Öyle olunca çok büyük bir tavuk gübresi sıkıntısı var. Çin'le yaptığımız görüşmeler neticesinde tavuk gübrelerinden de elektrik enerjisi üretmeye yönelik bir çalışmayı şu anda başlatıyoruz. Öyle olunca da çevreye sağlıklı ve duyarlı yapıları devam ettiriyoruz. En azından Bolu Belediyesi olarak biz de bütün çöp araçlarımızın tamamı doğalgazla çalışıyor. Binek araçlarımızın yarısı doğalgazla çalışıyor. Ankara'dan İstanbul'a giden doğalgazla çalışan araç varsa Türkiye'de ilk defa doğalgaz alabilecekleri dışı açık istasyon Bolu'da kurulmuştur. Öyle olunca biz çevreyi komple düşünüyoruz. Niye? Dedelerimizden aldığımız yapıyı geleceğe, çocuklarımıza bahşederken, devam ettirirken aldığımız güzellikle vermek durumundayız. Böyle bir sorumluluğumuz var. Bir de bu çevre bizim çevremiz değil. Bu artık dünyanın çevresi. Dünya uzaktı, şu anda birleşti. Biz Bolu Belediyesi olarak bu konularda hassasiyetimiz son derece fazla. Bu konuda da Bolu halkının çok büyük bir desteğini alıyoruz. Onun için onlara da teşekkür ediyoruz. Efendim, çok kısa bir süremiz kaldı. Kısacık bir cevap bekliyorum bu konuda. Merak ettiğimiz bir konu aslında. Bolu deyince hemen aklımıza mengen ve aşçılar, yani yemek gelir. Türkiye'de aslında, dünyada şu son zamanlarda turizmde yemekleriyle de çok dikkat çekiyor. Sizin bu konuda bir işbirliğiniz, bir çalışmanız var mı Bolu yemeklerini tanıtmak için? Şimdi şunu söyleyebilirim. Yemek deyince Bolu akla gelir. Çünkü Osmanlı'dan bu yana önemli
yani Osmanlı Sarayı başta olmak şartıyla şu anda bile Başbakanımızın, Cumhurbaşkanımızın mutfağını Bollular yönetir. Büyük otel ve lokantaların tamamında Bollu aşçılar vardır veya onların yetiştirdikleri vardır. Biz zaten genleri aşçı olan bir yapıya sahip ilden geliyoruz. Bunu da sürekli devam ettirmek durumundayız. Şu anda aşçılık okulu olarak hem Bolu merkezde, hem Mengen ilçemizde, hem de Yeniçağlı ilçemizde okullarımız var. Ve buralardan yetişen aşçılarımızın hiçbir tanesi boş kalmıyor. Önemli paralarla bir yerlerde çalışıyorlar. Tabii biz bunu da inşallah elimizdeki dönemde çok daha ciddi olarak öne sürmeye çalışacağız. Bundan Bolu marka kent olma konusunda fazla istifade edememiş. Önümüzdeki sanırım bir ay içerisinde Tayvan'la beraber hem Tayvan'ın yemeklerinin Bolu'da biliyorsunuz highway dediğimiz otoyolun üzerinde Türkiye'nin ve dünyanın en büyük alışveriş merkezi Bolu'da yapıldı. Orada bir Tayvan yemeklerinin yarışmasını yaparken Türk ve Bolu yemeklerinin de yarışmasını yaparak hem Türkiye'mize hem dünyamıza Bolu yemeklerini ve Bolu'nun tanıtımını yapmaya çalışacağız diye düşünüyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız efendim, için. Efendim biz çok teşekkür ederiz. Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz konuğumuzdu bugün. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.